Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Örencik köyüne geldik. Kaz Dağları'nın kuzeydoğusunda bulunan yeşilliğiyle, doğasıyla ön plana çıkan bir köydeyiz dostlar. Su kaynakları gerçekten çok güzel buranın. Havası çok güzel, insanı çok güzel. Yine çilek üretiminin en çok olduğu Kalkım'ın güzel köylerinden birisindeyiz dostlar. Şimdi gezimize başlamadan önce bu gezimize sponsor olan Selim Kahraman'a, bu güzel köyü çekmemize katkı sağladığı için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız gerekiyor. Şimdi hazırsanız bu güzel köyü birlikte gezelim. Evet dostlar, yine hakim bir noktadan başladım çekimimize. Gördüğünüz üzere Kaz Dağları'yla çevrili, yeşilliğiyle, doğasıyla, su kaynaklarıyla ön plana çıkan güzel mi güzel bir köydeyiz. Eski zamanlarda tütün üretimiyle ön plana çıkan, son dönemde de çilek üretimiyle geçimini sağlayan güzel bir köydeyiz. Köydeki gençler diğer köylerde olduğu gibi burada kalmamış ama daha sonradan buranın havasını, doğasını seven, büyük şehirlerden sıkılan insanların göç ettiği bir köydeyiz. Bugün Örencik köyünü sizlere tanıtacağım. Köyün girişinde hemen şurada sol tarafta bir kafe var. Kocaman çınar ağaçlarının bulunduğu köy meydanına doğru ilerliyorum. Yolu çok güzeldi. Gelirken yolu yeni yapılmış. Şurası köy meydanındaki, yani köy kahvesinin olduğu yer. Çınar ağaçlarının altında güzel bir köy kahvesi. Köy meydanına da geldiğinizde hemen köy camisini görüyorsunuz. Zamanında köyün içerisinden büyük bir dere geçiyor. Şu anda da aynı dere mevcut. Altından da bir tane büyük bir çay geçiyor. Bu derenin ve çayın zamanında çok öğrendik. İlk buraya yerleşmeye gelen bizim kökenlerimiz Orta Asya'dan geldiği söyleniyor. İşte Sovyetler Batum tarafından. İlk gelen aileler burada, ne kadar öğrendik, gelin burada yerleşelim. Üç aile olarak geliyorlar. Şu anda da nüfuslar ve soy isimler birbirine çok yakındır. O yüzden üç aile çoğalmaya başlıyor. Sonra köylere isim vermek gerekiyor. Yerleşim alanlar işte kuyularda. Diyorlar ki bura Örencik olsun ismi. Zaman içerisinde Örencik olarak değişiyor. Zamanında 4 tane kahve, 1 tane ekmek fırını, 1 tane lokantanın olduğu dönemleri hatırlıyorum çocukluğumdan. İlk ektikleri ürünleri ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela zamanında biz bile, benim babam, bir soğan ekmiştik. O yıl soğan fiyatları düştü. Akabinde tütün yapılıyordu. Herkes, fabrikalar vardı. Yakınımızda tütün alım siloları vardı. Devlet tütünü yasakladı. Oradan bayağı bir iyi para kazanılıyordu. Tütün yasaklanınca yapamadılar. O depolar kapatıldı. Devlet tekelli bıraktı. Tekel, yani bu tütünün ana maddesini almaktan vazgeçti herkes. Devlet almayınca tüccar almaya başladı. Tüccar düşük fiyatla verdi. Ne oldu? Kendiliğinden bıraktılar. Sonra fasulye yapıldı. Fasulyeden de zarar ettiler. Fabrikalara verdiler. Mesela Tukaş olsun, tat fabrikasını Bursa'dan bizim köyü besliyordu zamanında. Ben o yıllarını hatırlıyorum. O kadar çok üretim vardı. Sonra birdenbire ondan da zarar etmeye başladılar. Şimdi çilek. Her yer çilekle doldu. Son tahmin ediyorum bir 8-10 yıldır çilek yapıyor bu köyler ama çilekten de duyduğuma göre artık yerlerde bir çileği ektiğiniz zaman toprak verimsiz hale geliyor. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra yeni yerler bulmak gerekiyor. İşte bu gübrelerin atılımından dolayı organik yapalım dediler. Zaten tarlalar kirlendiği için bundan sonra organik yapmaya arazi de bulamaz oldular. Zaten bundan sonra onu da bulamayacaklar. Dışarıdan tarlaları, işte yerleşmek için dışarıdan gelenler satın almaya başladı. İnsanların ihtiyacı var, satıyorlar yerlerini.
ucuz fiyatlarla satıyorlar. Sonra alan kişilere bakıyorum 5 katı 10 katı fiyatla bir başkasına satmaya başladılar. Yani dışarıdan göç almaya başladı köy. Köyün üstünde bir bölge daha var. Oralarda imara açılma ihtimali var denen yerleri taraları aldılar. Hakikaten de imara açılmaya başladı yerler. Neden? Talep var. Dışarıdan baskı var. Yerler açılsın, biz buralara yerleşelim. Buraya gelip yerleşmelerinin, isteklerinin tek sebebi de bana göre köyümüzün suyu çok. Yani su, biliyorsunuz, artık bundan sonra dünyada su krizlerinin başlayacağı bir dönemde her yerde arsa var, her yerde arazi var ama suyu olan köy hemen hemen yegane köy bizim köy. Bol suyu, hiçbir zaman bitmeyecek olan. Kapalı sistem sulaması var, içme suları, evlerimizin suları var, kanalizasyonu var. Var ama yıkık, terk edilmiş evler de çok. Dışarıdan gelenler köyün içerisini tercih etmiyorlar. Hep dışarıdaki manzaralı, yeşil ve suyu olsun, yolu olsun, elektriğe yakın olsun bizim için yeter diyorlar ve arazileri hızlan almaya başladılar. Bizim bütün tarlalarda buğday vardı, mısır vardı. Şu anda üretilmiyor. Herkes hazır almaya başladı. Yiyeceği ekmeği, herkesin ambarları vardı zamanında. Ambarlara mısır, arpa, buğday stok yapılırdı. Ambarlar bitti şu anda. Dolduracak hiçbir şey yok. Neden? Yüksek maliyetli üretemiyorlar. Herkes hazır un almaya başladı ama bu şartlarda bilmiyorum nereye gider, ne olur, insanlar ne yapar. İki tane kahvesi var köyün şu anda. Bir tanesi benim. Bir tanesini siz işletiyorsunuz. Bunun dışında bakkal, market. İki tane de bakkal var. İki tane bakkal. Başka hiçbir şey yok. Okul, sağlık ocağı, bunlar hakkında da bilgi veriyoruz. Okulumuz ilk öğretim okulu zamanında vardı. İşte bu taşımalı sistem başladıktan sonra bizden daha büyük olan köye bölge okulu yapıldı. Herkes oraya kendi şartlarıyla gidiyor. İlk bölge okulu yapıldığı zaman devlet kendi aracıyla imkanlarıyla taşıyordu. Şu anda onu da yapmıyor. Herkes kendi imkanlarıyla, eşinin dostunun arabalarıyla gidiyor. Ne bileyim, biz çocukluğumuzda nasıl okuyorduk? Köyümüzün içerisinde okulumuz vardı. Öğretmenimiz daha iyiydi. Öğretmenlerimiz şimdi eski sistem tamamen bitti. Biz de mesela ortaokulu ben de taşımalı sayılır başka bir köyde okudum. O şartlarda ne bileyim gün geldi bisikletle gittik, gün geldi yürüyerek gittik. Karda kışta o şartlarda okumaya çalıştık. Bu kadar yani imkanlar. Devletin yeni yeni verdiği imkanlar yeterli değil bence. O taşımalı sistem bence çok yanlış. Köyde bir tane veya iki tane öğretmen olsa şu köyün öğrencilerini kendi yerinde yıkılmasaydı o okullar bence çok daha eğitim güzel olurdu. Ha buna rağmen ne oldu? Onu kesin söylemem lazım. Bizim köyün eğitim düzeyi belki de Çanakkale bir köyüyüz biz. En ücra köylerden bir tanesi. Eğitim düzeyi son derece yüksek. Öğretmenlerin köylere de faydası oluyor muydu? Olmaz mı? Çok oldu. Ben mesela iyi hatırlattınız. Bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Köyün o zaman muallim derlerdi benim babamlar zamanında. Biz de onlara aşina olduk. Benim yaşım da o kadar küçük değil. Mesela köyün ilk muallimi köye ilk çekirdeksiz karpuzu ekti. Ya ne yapıyorsun sen? Muallim amca ne yapıyorsun falan dediklerini hatırlıyorum. Yani bu bahsettiğimiz ünlü çekirdeksiz karpuzu ilk o getirdi. İlk su motorunu o getirdi. Sulama sistemleri bu kadar geniş olmadığı için yüksek kule kurdu. Bir tane o bahset şimdiki kullanılan o pancar motorla yüksek bir yere arazisine şey su bastı. Oradan sulama sistemini ne yaptı? Köylülere sırf örnek olsun. Yani bunlar yapılabiliyor, üretilebiliyor. Bu köyde her şey yetiştirilebiliyor. Adına yaptı. Ama ne oldu? Adam zarar etti mi? Etti. Ben çok iyi biliyorum. Yaptı bütün o karpuzların hepsi oldu elinde kaldı. Niye? Ulaşım yok. Pazar uzak, taşıyamayacağı için satamadı. Ama bir şeyler adım attı. İlk traktörü o muallim getirdi. Bunlara şahit oldum ben. İlk köye ilk traktörü getirdi. Ne güzel örnekler. Tabii yani. Bunlar yapıldı. Yani öğretmen dediğin zaten örnek olmalı. Yani bir önder olmalı. Öyleydi de eskiden saygı duyulurdu. Şimdi ne öğretmene saygı var, ne köyün imamına saygı var. Herkes gelen dışarıdan geleni bilmiyorum yani beğenmiyor. Gitsin bu adam falan o gözle. Herkes karamsar, içine kapanmış. Herkes umutsuz bir şekilde yaşıyor. Köylerde gençleri görmek de sevindirici. Şimdi arkadaşlardan başlayalım.
Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Hasan, soy ismim Yavaş. Burada doğdum, burada büyüdüm. Hani şanslıyım bu yönden. Güzel bir yerdeyiz. Köyü cennet gibi anlatırım ya. Çünkü hani neden sürekli hani yeşillik desen, ormanlar böyle güzel oluyor. Oksijeni güzel, havası güzel. Hani dört mevsim, dördünü de burada yaşayabiliyorum. Karı görüyorsun. Yazı görüyorsun, ilkbaharı tadıyorsun, sonbaharı fark ediyorsun. Güzel bir yer yani. Doğası, tabiatı çok güzel değil mi? Tabii ki. Sizi de tanıyalım hocam. Evet, adım Orçun, soyadım Çıkkan. Yaklaşık 20 sene önce geldik buralara. Madenimiz vardı, kömür madeni. Yani biz normalde Edremit'te yaşıyoruz ama köyü daha çok seviyoruz. Nereden taşınmıştınız? Adana'dan taşındık. İnsanlara daha samimi geliyor. Saf temiz geliyor. Haftada bir kere geliyoruz. Dedemizi ziyarete geliyoruz. Dedem burada kalıyor. Burada yaşıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne işle uğraşıyorsunuz şu anda? Burada ceviz bahçemiz var. Zamanında maden ocağı bitince yeşillendirmek için ceviz ekmişler. Onları topluyoruz işte. Mahsulleri falan topluyoruz. Böyle zaman geçiriyoruz burada. Okuyan var mı aranızda? Yok. Çalışma dışında. Çalışıyorsunuz o zaman hepiniz. Evet. Seni de tanıyalım hocam. Adım Okan. Soyadım Yavaş. Bu arada abim oluyor. Sen de ben ne burada edelim? Duruyorum hep. Yaz kış buradasın. Yaz kış buradayım ben. Çalışıyorum. Çilek işi yapıyoruz. Alıp satıyoruz mesela. Çilek var burada. Dediği gibi abimin de güzel buralar ya şehre göre. Sevimli yani böyle. Sizin gibi böyle genç arkadaşlarımız köyde çok var mı? Var var. Abi bir tane şeker aldım. Genç mesela soranı yani nasıldır? Çok yok ya. Nüfusu zaten çok yok buranın. Civar köylerde var işte. Şunu da koyayım abi. Ya civar. Genelde şöyle oluyor. Hani köy taraflarında hayvancılık, tarım şu oluyor ya. Bizim burada bu köyde hani diğer köylere göre hayvancılık biraz daha az. Bizim buradaki gençler genelde hani okuyup köyden çıkmayı düşünüyor. Köyden çıkıyor, okuyor, en sonunda da buraya geliyor. Hani o dönemde şu anda herkes şu an dışarıda üniversitesiyle uğraşıyor. Ha, köyümüzde hayvancılık yapan da var ama çok değil öyle. Az. Önceden daha çoktu. Benim ismim Hidayet Çağlayan. 2004'ten beri muhtarlık yapıyorum burada. Fışkıcılık yapıyorum. Önceden inşaatçıydım. Şimdi keresteciliğe döndük. Köyümüz büyük olmakla beraber göç deneyiyle çok az nüfuslara indi. Ben mesela 400 nüfustan aldım. 200'e indi. Göç var. Genellikle gençler buralarda iştahsı olmak gibi gidiyor. Buranın geçimciliği biraz hayvancılık, çilek. Önceden tütün vardı. Agonya tütünü. Şimdi artık insanlar çilek işine bakıyorlar. Köyümüz genellikle yaşlı kesim. Yaşlı kesim olduğu için emekli ailenden geçiniyor çoğu. İşte biz de bu işlerle uğraşıyoruz. Evet. Köye gerekli hizmetleri yapıyoruz. Mesela kapalı sistemler yaptım. 2 tane. Altyapılarını çözdüm. Şimdi içme sularını falan getirdim. Daha da devam ediyoruz. Bazı iş şebekeler değişecek. Onlarla uğraşıyorum. Telefon çekim gücünde herhalde. Bir de burada telefon çekimi hiç olmuyor. Bir tepe var. Biz buraya Türkcell'in genel müdürlerinden getirdik. Abonman sayısına bakıyor. Abonman sayısı yani çok abonman varsa öyle kuruyorlar. Yoksa burası nüfusu mesela 4 köy toplasan 1000 nüfus anca yapar. Yapmaz bile. Bunun abonman sayısına baktığı için buraya çok önem vermediler. Peki altyapı olarak var mı? Hani evlerde internet. Evlerde internet, telekom merkez burası. Merkez olduğu için telekom var. İnternette bir sorun yaşanmıyor. Ama yani cep telefonunda çok sorun var. Sağlık hizmetlerini burada sağlık ocağınız mı? EBE'miz var. EBE'miz şimdilik var ama EBE bir yere tayin isterse o da kapanır. Doktor geliyor mu? Doktor geliyor 15 günde bir doktor geliyor. Yani bakıp gidiyor burada. Sağlık hocaya saatte 10 kilometre bir mesafede. Öğrenciler de taşımalı gidip öğrenci geliyor. Pek yok bizim burada. 2-3 kişi nüfusa saldı. Yaşlı o nüfus olduğu için üremede yok. Taşımalı gidiyor saati şimdi genelde. Şimdi sizin köyde gözlemlediğimiz, duyduğumuz kadarıyla dışarıdan da göç alıyor. Çok mesela dışarıdan çok, sadece bizim köy has değil, bu bölgeye has. Dışarıdan alım var. Hatta ev yapan çok. Yan taraflara mesela şeylere, böyle mevki yerlere, köye yakın yerlere. Yabancılaşıyor yani bilmiyorum ama bir 10 sene sonra tamamen yabancılaşıyor. Çünkü nüfus bizde düşüyor. Evet. Üreme yok. Gelenler genellikle emekli mi böyle? Ya genellikle emekli olanlar. Yani emekli temiz olmuş. Temiz hava için. Temiz vesaire rahatsızlığı olan geliyor ya da buraları seviyor geliyor oturuyor. Yazları geliyor kışın kimse yok. Ha, şu an gelenler yazlıkçı. Yazlıkçı. Kışın kimseyi bulamazsın. Evet. Yazın gelip gidiyorlar. Yani köyümlerimiz güzel yani burası güzel yer. Kaz Dağı'nın dipleri. Suyu var, doğası var, her şeyi var. Peki buralardan mesela yer almak isteyen olursa en son mesela satılan bir yerin dönümü şu anda ne kadardı? Vallahi, köye yakın, köye uzak. Ortalama bir fiyat ortalama verse. Fiyat şöyle. Onu çok merak ediyorlar. Onun için soruyorum. Şöyle bizim buraları mesela genellikle
daha bir popüler olduğu için köy işleri daha pahalı. Çünkü imar şeyi var. Ev, hele bir eski ev falan varsa ev yapıp kondurabiliyor. Hı hı. Oralar 150-200 gider dönüm. Şimdi ama ev, su, elektriği var. Evet. Gelip bir eski evi yıkıyor, evi yapıyor. Mesela şu evi alırım, şöyle ev gözüküyordur. Elektriği mesela vardır. Köye yakın bir köye yakın yerlerde en mesela şu etraflarda 100 liradan aşağı satılmıyor. Dönümü 100 liradan, değil mi? Aşağı. Aşağı yok abi. Sen çok toprak, merak ettikleri için yani bir soruyorum. De şöyle söyleyeyim. Toprak bu ya. Evet. Bedava satılacak hali yok. Köyünüzü alamazsın. Şöyle bir özelliği var. Su kaynakları, yeşilliği, havası bol. Su kaynağı mesela bizim burada içme suyumuzda bir sorunumuz yok. Sulamada da yok. Ya ben mesela 2 tane kapalı sistem yaptım sulama kursunda. Bunlar köye enerjisiz sulama. Yani açtın manayı suluyorsun. Evet. İçme suyu da cazibeli geliyor dağdan. Bunda da bir sorunumuz yok. Evet. Ya burada ne var? Havası var. Yaşıyoruz işte burada, güzel yaşamak. Bunun en beleş yaşanacak yer burada. Yani şehirlere göre. Ben mesela 53 yaşındayım. Ben ya şehir hayatını çok sevmem. Burası siz burada bir böyle ahşap atölyesi mi? Bıçka burada atölyesi mi? Kereste yani. Biz ahşap işi de yapıyoruz. Mesela kamalya, pergüle, ağaç ev işleri. Bunlara bakıyoruz biz. Aha, mesela köye göç etmek isteyenler olursa bu konuda da yardımcı olursunuz. Yardımcı oluruz mesela. Ağaç işlerinde yardımcı ağaç olurum. Ağaç evde yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Yani ustalar, ekip var bizde usta. Ekibiniz ekimiz var. Evet. Ağaç evin. Her şey dahil. Evet. Mesela o adamın içine girişi, mesela içine girişine bakar, içtiğine bakar. Hangi ister. Ağaçları kullanıyorsunuz? Ya karaçam kullanılır burada. Genellikle onlar geçer. Yani mesela bunlar olur. Lambris yapar, kütük, yarım kütük yapar. Mesela biz şimdi bir projemiz var bazı hocalarla. Yani bu iş yapan bir mühendis ve bir proje başlattı. Küre ev. Küre ev. Üçgen oluş, platform oluş, küre ev. Bu işe başladık. Bir sunum yapacağız bunun hakkında. Ondan sonra gelecek arkası. Yani inşallah gelir yani bu şekilde ağaç olarak. Buna önem veriyor. Şimdi bu projeye hazırlanıyoruz. Yani buralarda bunlar geçiyor. Zamanla diyorum ben, saati burla dolacak. Etraf dolacak. Çok satılan yer var. Yani şu an toprağın kıymetini bilmiyoruz ama yarın toprakları alamayız. Bir kere sattığın yeri bugün 100 liraya satıyorsun. Birkaç sene sonra trilyon isterler. Bir değer kaybı. Talep çoğalıyor. Yani buralar insanların bir de doğal yaşama. Bir de doğal yaşam şöyle Kaz Dağları'na yakın bir yer. Oksijeni bul. Yeşilliği bol. Yani şuralarda her türlü meyve aşağı yukarı mesela yetişiyor. En çok hayvancılığa yatkın. Suyu bol. Göleti de var, şeyi de var. Bu cazibe merkezi. Bir de şöyle diyeyim, bozulmamış bir hayat, sakin bir hayat var. Arsa talepleri neye göre artar? Arz ve talebe göre oluyor. Tabii canım. Arz ve talep olduğu için, bir de bu yöre cazibeli geldiği için herkes birer ev yapıyor. Ondan oluyor yani. İnce bir yerde rant nasıl çoğalır? Talepten çoğalır. Şimdi bize diyorlar, bakın bu köye biz daha hiç gelmedik. Hı. Ama bu köyde bir sürü yer satılmış ve fiyatlar yükselmiş. Yüksek. Burada şimdi biz köyleri geziyoruz abi. Bize diyorlar ki siz gittiğiniz köylerde fiyat yükseliyor ama bu köye hiç gelmedik biz. Bakın bu buraya köyde gelmedim, buraya yükseldi. Burada fiyat burasını yükselmiş. Ben sana biz söyleyeyim. Gelmeden yükselmiş. Ben daha önce muhtarlığın ilk dönemlerinde 1 liraya yer giderdi dönüm burası. Şimdi alamazsın ki. Buraya mesela bir gölet var, şurada maden göleti oluştu. Athena grubun arazisi var burada. Onların üzerine burada güncelleme geçti tapularda. Yani kaç dönüm bayağı bir var yani. Bu evet. Göletin etrafı, şöyle ufak bir göletin etrafı onların. Doğrudur. Yani benim tapular bizim elimizden gördüğü için biliyoruz yani. Kendisini aldığını da biliyorum, bir emlakçı tarafından alındı. Kendim bizzat bu işin yani biliyorum yani. Tabii tabii. Ya biraz da suyu bol olması veya arazinin düz olması, toprağa havası da verim, havası. Bunun için talep var. Ulaşım da görüyorsun. Yoksa var. Birisi gelip çekim yaptı diye fiyat çekim artmaz. Buralara çekim yaptı diye artmadı. Buralara. Daha önce hiç kimse çekmemiş zaten burayı ama yine de artmış. Doğru düzgün çeken olmadı. Arttı yani, biliyorlar buraları. Sizde insanlar mesela dışarıdaki İstanbul'dan, oradan buradan, senden benden iyi biliyor burada ne var ne yok. Gelip gerçekten geziyor adam, biliyorlar. Yani. Buralarda hiç sıcak su, mesela şöyle söyleyeyim. Sıcak su sondajları yapıldı. Nerede sıcak sular var biliniyor. Yani şu bölgede bazı su rezervleri, mesela ben bir jeoloji mühendisiyle konuştum. Sıcak su olan yerleri, sahaları bağlanmış kişiler üzerine. Biz bunu bilmiyorduk, öğrendim yani. Yani sıcak belli bir noktalarda bu yörede sıcak sular varmış. Ya bunları da öğrendik biz mesela. Yani insanlar, bazı insanlar neye göre geliyor buraya, bunları biliyorlar.
Kimisi sıcak suyu. Senden benden iyi bilenler var yani. Benim bu memleketi dışarıdaki adam yani kişiler, affedersin kişiler yani daha iyi biliyor. Ne var ne yok. Ya bizden iyi biliyorlar önemli yani. Önemli olan buranın gelip de bozulmaması. Bozulmaması. Yani doğal eğer yapısının korunması. Eğer gelir yabancılaşır, bozulmaya başlarsa iş o zaman tadı kaçar. Evet. Mesela burada orman yangını olmaz doğru düzgün. Hiç olmaz. Millet şeyini, ormanını seviyor. Orman olmasa sadece burada yaşam olmaz. Evet. Su bunun için var. Her şey bunun için. Şu güzelliğe bak, yeşillik yani. Ama gerçekten. Ama şöyle bir gözlemim de var. Mesela dışarıdan gelenin doğaya bir hasreti var. Biz zaten içinde yaşadığımız için bunun kıymetini bilmiyoruz. Evet. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben mesela çoğu graş yerlerde de gittim. Yani adamın içme suyu yok. Bırak onu yani içme. Yani onu de sulamayı bırak. İçme suyu yok. Sontajda su arıyor. Ne sıkıntılar çekiyor. Biz burada onu fark edemiyoruz. Çünkü su var bol. Tabii bu Ayvacık tarafındaki köyler. Ayvacık mesela oraları. Oralarda su yok. Adam yani gramını böyle değer verecek. Bizde suyun bolluğunun içinde biz ugunun kıymetini bilmiyoruz. Daha israfsız kullanıyoruz yani. Tabii. Açıyoruz istediğimiz gibi kullanıyoruz. Ama iki gün su kesildiği zaman herkes ayağa kalkıyor. Yani susuzluğu ne demek olduğumuz zaman bizde sulama suyu da bol. Su hayattır ya. Hayat. Olmazsa olmaz. Ya buralarda başka türlü buraya rağbet olmaz ki. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Yeşillik bu yeşillik de olmaz. Aynen. Yani ben köyümü seviyorum. Hizmet etmeye de seviyorum. Yani umarım insanlara gelenlerde buraya artısı olur, eksisi olmaz. İnşallah. Evet. Yani ben faydalı insanlar olmasını isterim. Yani çok gelip de öyle faydasız insanda şey olmaz. Evet, evet. Ama bu gelene kadar, bize kadar, buraya gelene kadar emekli, zararsız insanlar var. Selamun aleyküm. Evet, abi, dinleyenle oturalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Halil Özbek. Halil abi, böyle biraz sizden köyünüzü dinleyelim. Köyümüz işte gördüğün gibi. Küçük bir köy, herkese bir köy yani. Genç diye bir şey kalmadı. Gençler gitti. İhtiyarlar kaldı işte böyle bizim İhtiyarlar gibi. Huzur evi gibi. Yok. İhtiyarlar. Gençler durmuyor değil mi? Durmuyor. Genç yok. Benim adım soyadım Musa Uzun. Bu köyde doğdum. Bu köyde ilkokul okudum. Ondan sonra eğitim için dışarıya gittim. Şimdi emekli oldum. Köye ara sıra gelip gidiyorum. Çanakkale'de yaşıyorum şu anda. Emekli ziraat mühendisiyim. Hakim ürün şu anda çilek ve kapya biber. Bu bölgenin ürünü diyelim. Daha çok çalı türü dediğimiz böğürtlendir ve aile işletmeliği şeklinde yapılabilecek olan meyve türleri olabilir. Böğürtlen, ağutlu, ne bileyim çalı formunda olanların daha çok yetiştirilebileceği bir bölge. Ama elma olabilir miydi mesela? Olabilirdi. Bayramış'ta elmacılığın geliştiği dönemde burada tütün hakimdi ve geçim kaynağıydı. Kimse ona bakmadı. Hatta burada denemeler oldu. Bizim bahçeye de dikildi falan ama elmanın meyveciliğin yetiştirilmesinin bazı zorlukları var. Meyvecilik ayrı bir kültür. Onun ilaçlamasıydı, budamasıydı falan. Ona ikna olmayan çiftçiler tarafından yapılması zor bir iş. Yani zarar ediyor. Orasının başka çözümü yoktu o an için ve onlar sarıldılar böyle şey yaptılar. Kazandılar. İklimleri de biraz daha bizden farklıdır yani. İşte batı ve güney yakalarına baktıkları için. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Buranın çileği meşhur. Kalkın yöresi. Bu Agonya bölgesi. Köylülerde hep çilekle uğraşıyor değil mi? Şu anda çilek yani. Çilek popüler şu anda. En iyi gelir. Çilek de var. Çilek de şu anda herkese uğraşıyor. Hayvancılık azaldı biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim. Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. Köyün kovboyu siz misiniz abi? Sayılır. Güneşten nasıl güzel koruyor değil mi bunlar? Foterler. İyi. Çok faydası var. Evet. Bir de ip örme bunlar. Hasır olsa dayanmaz da bunlar güzel. Siz de çilek şey yapıyor musunuz? Yok ben çilek yapmıyorum ya. Biz emekliyiz. Edirne'de oturuyorum ben de. Yazları burada vakit geçiriyoruz işte. Köye geldiğinizde gelip bu çınar ağaçlarının altında oturup serinleyebilirsiniz. Çayını içebilirsiniz. Ben Örecek köyünde Nihat Akgül. Nihat abi sen burada köyde ne iş yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Çilekçilik. Nasıl çilekçiliğin şu anda getirisi herhalde iyi ki herkes çilekçiliğe başladı. Çilekçilik getirisi iyi. İşçiliği de zor yalnız. Gübreler bahalı. Çok alıp atamıyoruz eskisi gibi. Böyle devam ediyoruz yani. Kaç dönüm yer ektiniz? 8 dönüm. Köyde herkes böyle çilek yapar mı? Yapar. Gençler yapıyor. Buraya çilek de 15 sene oldu geleli. Galiba yapar. Biz başladık ihtiyarları şimdi gençler yapıyor. İyi, gençler yapması güzel. Yapıyor. Bunun dışında neler ekerler?
Vallahi, çilek haricinde? Çilek haricinde bir pişir eken yok, biber ekerler. Fasulye işte bağını bahçesini yaparlar. Hani vallahi pazarlamada sıkıntı yaşıyor musun? Hiç çilekte biz pazar alımında sıkıntı yaşamıyoruz. Fabrikalara çalışıyoruz. Organik yapıyoruz. Fabrikalar 12 liradan alıyor. Pazar işi pek yok. Yani kilosunu 12 liradan alıyor. 12 liradan, evet 12 liradan alıyor. Haftadan haftaya parayı yatırıyorlar. Gübresini veriyorlar, ilacını veriyorlar fabrikalar. Dönümünün masrafı size çilekte kaça mal oldu? Abi 10 bin liraya mal, bir dönüm çiliği 10 bin liraya mal eder. Damlaması, borusu, naylonu, fidesi 10 bin liraya mal olur. 10 bin liraya mal olur. Evet. Peki bir evi geçindirmesi için kaç dönüm ekmesi lazım? Bir insanın, böyle çilekçiliğe başlayan birisinin. Vallahi iki dönüm de geçindirir. Şimdi evi geçindirmek değil de para kazanacağız biz. Mesela çok ekersen çok para kazanıyorsun. Gerçi masrafı da çok oluyor ama bir haftada 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon alan adamlar var. Çilekten fazla para getiren bir alternatif şu anda yok. Ben Bakkal İsmail Çelik. Bakkal işletiyorsunuz köyde. Bakkal işletiyoruz. Yan gelir olarak. Yan gelir. Yani hanım da dediler ki emekli yapmadın beni. Hadi bakkal açayım da seni de emekli yapayım. İki ayı var olmasına. Onu yaptığımı ben de bırakacağım yani bakkal. Yaş geçiyor tabii. Ya, tabii. Evet. Yaş 71. Beklemek de yoruyor değil mi? 22 seneden beri emekliyim. Evet. Öyle. Beklemek tabii zor canım. Hiçbir tarafa gidemiyorum. Vallahi işte oturup duruyorum burada. Ve yukarı doğru çıkıyoruz. Biraz köyü gezelim, doğasını, insanını, mahalle aralarını gösterelim sizlere. Evet, Arin de saç tıraşı oldu. Arin, evet. Bakar mısınız? Nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Tamam. Arkadaşlar da izleyen kişiler de yorumları. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş saçım? Evet. Gidelim Arin. Yukarı doğru çıkalım. Bana verebilir misin? Teşekkürler. Şimdi köyde Hakkı amcanın yanına geldik. Bir takipçimizin annesi ve babası bu köyü çekmişken onlarla da sohbet edeceğiz. Şöyle güzel bir köy evinde oturuyorlar. Şimdi onlarla biraz da misafirler de var ama hem misafirlere merhaba diyeceğiz hem de onlarla sohbet edeceğiz. Merhaba. 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 Ümmühan teyze ve Hakkı amcayla şimdi sohbet edeceğiz. Başlayalım teyzemizden. Önce kadınlara sözü verelim. Köyümüz işte bir yeşillikli güzel bir köydür. İnsanlarımız çok güzeldir. Kendi halimizde işliyoruz, rençperiyiz. Ne işle uğraştınız? Şu ana kadar neler hep yaptınız? Hep çiftçilik ne? Mal yaptık. Hayvancılık da var. Hayvancılık var. Bak bağırıp durur. Hepsi var kuzum. Allah'ıma şükür 81 yaşındayım. Şimdi yanınızda çoluk çocuk yok. Yok çocuklar. Yok hepsi vazifeli. Çandala hepsi. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Emekli hepsi efendim. Herkesin evi var, barkı var, evlatı var. Geliyorlar arada sizi ziyarete. Çok gelir, evet. Allah razı olsun. Torunlarımız hepsi vazifeli onlar da. Velhasılı böyle. Biz de 1957 senesinde evlendik neneyle. O günden bugüne vakit geçiriyoruz. Köyü hiç bırakmadınız değil mi siz? Hayır. Kuzum. Köy hayır, bırakılır mı kuzum? Hiç köyümüzü hiçbir yere bırakıp gitmedik. Ve karşıda evlerimiz. Bura tehne diye bu arazi geniş burada. Buraya geldik. Burası evimizde karşıda da vardı. Buradayız yani. Aşağı yukarı 40 senede buraya oldu. Geçelim. Burada daha iyi. Geniş. Suyu bol. Üst başta çeşmesi var. Arazi geniş. Bir tek bir eksen oluyor. Çiftçi de olduğumuzda bizim burası çok bizim için iyi yani. Böyle. Su kaynakları bol bu köyün. Çok bol. Suyumuz çok bol. Bak, Allah din bereket versin. Hem şebekeden su geliyor. Hem buradan dağların başından su geliyor. Her taraf su. Derede su var. Şurada büyük yerimiz var. Orada su var. İleride yine büyük bir yerimiz daha var. İçinde su şeyse akıyor yani. Vanayı açtım hemen dağların içinde. Ha, ne güzel. Çok güzel.
İşte böyle bir ara tütüncülük yaptık yeni evlendiğimiz zaman senelerce. Hayvancılık yaptık. Çilek yaptık. Evet abi koyunculuk yaptık, koyun yaptık. Yemedi yani olmadı. Yani hoşumuza gitmez. Sağma sevmedi bu. Ondan sonra inekçilik yaptık. 60 senedir inek var elimizde. Emekli oldunuz mu? Çok oldu. Oldunuz. Hı-hı. İkiniz de mi oldunuz? Hayır, hayır. Tek gerek kişi. Yok ona. Dedeni yaptım ben kuzum emekli. Yeter bizim şimdi yeter. Deden seni emekli yapmadı mı sigorta? Yapmadı yavrum. Yapsaydı bir tane daha emekli alıp. Gene de ben onu emekli yapayım dediğinde 28 milyar tuttu yetişeyse gittik. İki dönüm bir arazi olacakmış. Çiftçilikten İnci olacaktı. Çok emme. O zaman yoktu. O zaman benim üstüme çok söyledi. Çok söyledi bak bana bu Allah razı olsun. Hep satın aldım araziyi. Nene dedim gel bir tane de sen üstüne yapalım. Yok dedi. En önde erkek varken ben gidip de tapuyla uğraşamam dedi. Git ne yaparsın yap. Almadı üstüne. Onunla vardık da önümüze çıktı. Abla dedi iki dönüm veyahut üç dönüm bir yer gerek tapı lazım dedi. Çiftçilikten oluyoruz ya. Biz bir tarla çok oğlum dedim ben 70-80 dönüm getireyim tapuları yok dedi. Abla getirecek. Benim üzerime hocam işte. Senin üzerine olsaydı olurdu. Hocam işte. Çiftçilikten emekli olurdu. Çiftçilikten olurdu. Evet evet. Allah bunun kunu yemek nasıl yapsın kuzum. Yavrum vardı nerede işlersin yaşam da kolay yemek de kolay. Bizim köylerimiz gene hangi komşuyu versen sözüm bana bir çanak yemek verirsen bir ekmek verirsen verirler yavrum. Hepsini kendimiz yetiştiriyoruz. Fasulyeyi yetiştiriyoruz. Biberini, domatesini, baldırını her şeysini. Meyve dersen armut, erik, kiraz hepsi bol. Olmadık bir şey yok ki. Göçtüğü gençlerimiz hiç yok kuzum köyde. Hep bak, memur. Köyümüz burası işte. Çok kalabalıktı. 3 tane kahve, 3-4 tane bakkal. Avcı kulübü, kooperatif hepsi vardı. Gençlik bir iş yetti artık. Benim üç çocuğum var dışarıda. Senin dört tane var dışarıda. Hiç içeride kalan hiç yok. Yok yavrum gençlik hiç bir tane yok. Torunlar saatte hepsi vazifeli. Okulda hepsi çocuk gibi. Hepsi ne diyor? Yok kimse. Biz kaldık burada sabunlukla yaşlı. 60-70 yaşlarında bunlar var yani. Başka yok. Gençlik diye bir çocuk diye bak ses duyamazsın. Yok. Eskiden şuraya oturdum diye öteki evin balkonuna oturdum. Ben gıcırtı çöker kaldı. Belirtilen çocuk. Abim çocuğum gibi, onun gibi. Yok şimdi bir tek yok. O aşama çocuk hep yani. İnanmazsın. Biz ziyarete geliyor o zaman çocuklar. He. Yazdan yazan. Yazdan yazar, bayramdan yazar. Bayrama. İzin olursa bayramdan bayrama gelirler. Ama tamam arada gelir dolaşır. Yok, bizimkiler gelir. Ne bileyim 15 günde bir, 15 günde biri gelir. Biz dolaşırlar, bırakmazlar. Sizin kaç çocuğunuz vardı? Üç. Üç çocuğunuz da? İki kız, bir oğlan. Dışarıda mı onlar üç? Dışarıda, hep dışarıda. Ben Erhan Çan, Yaşyerliyim, Edremit Yaşyer köyündenim. İşte halam, eniştem, dedemden dolayı onları ziyarette senede birkaç defa geliyoruz. Gelirim. Sizin burada köye de gelmiştik bu arada. Evet, gelmiştiniz. Köyde de çekim yaptınız. Babamı çekmiştiniz burada da tesadüf. Öyle mi? Babamı. Burada da bize nasip oldu. Teşekkür ederiz. Köyünüz de çok güzel gerçekten. Evet. Birkaç cümle de sizden alalım. Siz Yaşyerlisiniz değil mi? Ben Yaşyerliyim. Bu Yaşyerli. Ben Hacı Aslanlı. Hacı Aslanlı'dansınız. Ben buraya misafir olarak geldim. Biz bugün Akçakoyun Panayırı'na geldik. Panayır'dan da işte buraya ziyarete geldik hala gelip. İşte öyle bir dolaşmaya geldik yaşlılarımızı. Siz arkadaş mısınız? Arkadaşız. Birbirinizi üç seviyorsunuz. Üç oğlan bunda var. Üç oğlan da bende var. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Şey olsaydı, bir kız olsaydı birbirine benim kız benim kızım verir. Var. Ha, bu kız buldu dördün. 20 sene sonra bir kızım oldu benim. Yani Allah bahsetsin. Amin cümlemize. Nasıl? Sizin köylerinize de geldim abla. Evet. Hacı Arslanlığa da geldim, Yaşyer'e de Yaşyer'i geldim. Yaşyer'i izledik. Hatta köylerimiz benim oğlanlarım. Biri işte Antalya'da duruyor, biri Hakkari'de duruyor. Görmüşler. Anne diyor ki şey aç, bizim köy çıkıyor diyor. Galiba ben açtırdım telefona eşimde. Hani izledik. Bunlar görmüş Antalya'dan hani bize haber veriyor. Yaşıyor çıkıyor hani çok bak diyorlar hani. Benim de kayınpederim konuşmuşmuş kahvelerin önünde. Hüseyin Şahin koronadan vefat etti yılbaşında. Korona. 4 ay sonra sizinle röportaj yapmış. 4 ay sonra vefat etti. Neyse en azından evet. Güzel bir ana kaldı. Aynen. Yani sen ne yapıyorsun? Okula gidiyor musun canım? Evet. Kaça gidiyorsun? İkiye geçtim. İkiye geçtim de. Nasıl karne? İyi. Güzel mi? İyi. İyi hadi bakalım. İyi teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hadi şey sağ olun. Arkadaşlar şimdi geldik. Kiraz toplayacağız. Ben bununla da gemi yapacağım. Bunu böyle yapacağım, Titanik gibi olacak. Şimdi gidelim. Şimdi Hakkı amcanın
bahçesinden kiraz toplayacağız. Arin'le birlikte gidiyoruz. Bahçe mi? Bir poşetimizi aldık. Baba, burası bahçe miymiş? Evet. Bahçe, kiraz var burada. Şu kiraz ağacının güzelliğini sizlere gösterelim dostlar. Bakın. Ne kadar güzel ki. Arin, yoruldun mu ya? Evet, ben şu tüteni yapacağım. Ha, biz de kiraz toplayalım. Saplarından tutup şöyle şu şekilde koparıyorsunuz arkadaşlar. Toplanması şöyle olması lazım. Bunu da bayram işte öğrendik. Yine şöyle söylemek lazım dostlar, burası gerçekten doğasıyla, havasıyla, suyuyla ön plana çıkan bir köy. Çok güzel. Su kaynakları bakımından zengin bir bölge. Zaten doğasından, yeşilliğinden bunu anlıyorsunuz. Teyzeyi bir ziyaret edelim. İyi. Kolay gelsin teyze. Hoş geldin. Çekemiyorum. Evet evet, çekiyorum seni. Çek bakalım hadi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Nasılsınız? İyiyiz. Bıhlamur mu? Bıhlamur. Topluyorsun. Kışın. Caminin orada kesiyordu. Budama yapıyordu abi. Yapmıştır işte. Oradan alıyoruz. Oradan almışlar. Alıyorsun değil mi? Almıştır. Haşla oğlum ve herkes de bizim bunu topluyor. Bu sene topluyorlar. Siz evet. Neredesiniz? Biz de şey Edremit'ten geldik. Köyünüzü çekmeye geldik. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Evet. Çek köy güzeldi. Bir telefonunu versene ben şuradan şöyle. Şu meyveleri şöyle çek, şurayı bak, şurayı bak. Şu bolluğu bak. Çek kuzum sen. Çek. Çek. Evet. Bakın ablamız burada kışlık ıhlamurlarına güzel hazırlıyor. Tabii. İşçi hasta olacak. Allah kirası da yapmasın da. Ben size biraz kahve yapayım bakalım. Nasıl içersiniz kahvenizi? Fark etmez. Tamam. Sen nasıl içersen tamam. Biz de öyle orada içeriz. Orada içeriz. Tamam. Hı-hı. Karnınız aç mı, tok mu yavrum? Yemek hazırlayan mı? Nasıl? Yok yok, sağ olun valla. Tamam, teşekkür yavrum. Ederim. Bizim memleketimiz yavuzdur oğlum. Bolluk çok Allah'a şükür. Evet. Çok sen de misafirperversin ben maşallah. Ben misafir severim. Misafir çok severim. Allah misafirsiz bırakmasın. Misafir aynen. Severim. Bizim biz kızıma... dışarıdan şimdi... Arkadaşlar biz dışarıdan kapının önünden geçiyorduk hemen. Teyze seslendi bize. Geldik yanına. Tabii ya. Hem sohbet misafir... ediyoruz hem de... Misafir sevilmez mi? Misafir bereketiyle gelir. Tabii tabii. Ben kızıma düğün yaptım da gelen giden ağırladı çok şükür Allah'ıma. Şu bolluğa bak, şu nimetlere bak, her taraf. Cennet gibi bizim memleket. Evet evet. Çok her şey var, bütün meyveler var. Her şey olur oğlum burada. Çilek çok tuttu, ondan çok para kazanıyor millet. Sizin ince Edremit bize yükleniyor. Sizin... Şimdi kışın, oradan işçi geliyor buraya değil kışın mi? Kışın bizim buradan oraya gidiyor. Hindi de oradan geliyor Edremit'ten. Tabii zeytin zamanı buradan aynen, gidiyorlar. Aynen. Şimdi çilek zamanı onlar geliyorlar. Tamam yavrum. Yanında kim var? Benim mi? Hı-hı. Kocam var. Benim bizim 60 dönüm çileğimiz var. Kaç dönüm? Dışarıda 60 dönüm. Adım benim maşallah. Adam çok çilek yapar. Oo çok iyi. Ben gitmiyorum gari işe. Çoluk çocuk var mı yanınızda? 3'te 4 tane kızım var. Evlendi kızlar. Bir tanesi de Çanakkale'de hastanede çalışıyor. Bir tane taze evlendirdik. 20 gün oldu. Ne güzel teyze. Evlendirdik. Evet, çilekten nasıl emeğinizin karşılığınızı alıyor musunuz? Alıyor alıyor. Amazon İyi para ama, kazandırıyor değil mi? Kazandırıyor kazandırıyor. Herkese yetiyor. Kesene, otuna, bakana, tikene, hallak. Ben çilek yemiyorum. Çilekli dondurma, çilekli reçel istemiyorum. Ben hiç bıktım. Bacaklarım bıktım sızıyor. Bıktım diyorsun. Ben bıktım. Ben yapandan kazanıyor. Ben bıktım. Ben bıktım oğlum. Evet, evet. Ben bıktım. Gel sen çilek. Balkona çıkar mı? Balkon da çok güzel. Su getireyim mi soğuk su? Balkona çıkar mı? İyi mi? Tamam. Hadi orada oturak kalma. Getir git oturum. Hey. YouTube'da görmedim. İnternetten açar çocuklar sana gösterir. Görsün çocuklar. Arabayla bir tane arkadaş çekmişti sizin de görsünler. Çocuklar görsünler. İyi söylemek istediğim şey var mı? Selam göndermek istediğin. Kime gönderin? Herkese. Türk milletine. Allah ömür versin. Sağlık sıhhat versin. Herkeslere, evlatlara, hastalara şifalıklar versin. Ne diyeyim yavrum başka? Sağlık ömür versin hepinize. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun yavrum. Sibel de erik topluyor. Bu köy çok erik ağacı var köyün içinde. Yani toplanmazsa dökülüp gidecek. Onun için biz de gelmişken birazcık poşete toplayacağız. Nasıl? Her yerde erik ağaçları var değil mi Sibel? Çok fazla meyve ağacı var genel olarak. Evet. Erik belki tam, çok fazla tam, önümüze çıktı. Tam erik zamanı, kiraz zamanı. Evet. Onun dışında çilek zamanı şu anda. Şöyle. Arin çok fazla erik yiyor. Eriği çok seviyor. Hı hı. Sürekli geliyor gidiyor. Kütür kütür erik.
Arin için topluyoruz şimdi eriklerden. Arin sebzeci zaten, yeşildi. Evet. Şöyle etrafı da göstereyim size dostlar. Burası da Öğrencik köyünün içleri. Kerpiç evler var. Bunlar eski evler. Bunlar da sonradan yapılmış. Oo. Eline sağlık. Çocuklara da şeker koymadım. Ne kadar güzel yapmışsın bak. Eline sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Şey değil. Ya kuzum, sen de çekerlerden al. Gel yavrum. Çocuk bir şey yokmuş evde. Çocuklar torunlar var, benim de kalmıyor bir şey benim. Al kızım. Hadi buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun yavrum. Sen buraya baka baka geçtin de soracaktım. Ben biraz da meraklıyım da geleri geçeri sorarım ben. Tütünü yapışır mı anlaşacağım evini mi? Yok yok, bunları ne için kullanıyordunuz? Ha, bu kerpiç evleri. Bu kerpiç evi inekler dana için kullanıyoruz. Bunu da tütünleri kuruduyorsun, asıyorsun küf olmasın diye. Ayrı binaları öyle. Şu anda hala tütün yapan var mı? Yok gar yok. Ne zaman en son bıraktılar? Bayağı oldu bırakalım. Bizim gençliğimizde vardı da. Sonra da zor geldi millete bırakalım. Tütünü getirip içeride asıyordunuz. Ha, dışarıda böyle dizersin ipliği, kurudursun, kurusuna sarsın içeri. Kurusunu da asarsın değil mi? Yağmurdan yaşlıktan sevmez, rutubetli evden sevmez, küf olmayacak. En güzel yeri tütün borsun. Kendin başka yere dursun, tütünü en güzel yere korsun. Rutubette sevmez, küf ola. Evet. Bu kerpiç evler de o konuda iyi değil mi? Ha, rutubet olmaz, ondan öyle. İşte. Hava dağılıyor. Ama hava, buranın havası da rutubet yok. Yok, kuru bir hava. Mi? Islanınca filan öyle olur yani. Başka rutubetli evlerde tütün küflenir. Küf olur, oturur. Hiçbir şey yaramaz. Tütün evi güzel, sağlıklı olması lazım. O evler ondan öyle yaptırılmış eskiden. Kerpiç evler bunun kerpiç için evler. Önemli değil mi? Onun için. Hem serin olur kerpiç, hem rutubetsiz olur. İnce her şeyin kolayına kaçılıyor. Eskiden böyle çamurda kerpiç kesilirmişti. Gömmelicilerle kerpiç de yapılırmıştı. İnce tulalan büyüklerden hemen uyduruluyor ev. Bu evi siz yeni yaptınız değil mi? Bunu kendimiz yaptık. Bakın bu yeni yapılmış evleri. Yeni yapılmış. Bu eski evler. Bunlar kerpiç benim teyzemden. Biz burayı satın aldık oğlanında. Teyzemden aldı eski binada. Bir de burada kendi durduğu ev vardı. Öylesi burada durdu. Burada ölünce İşte göçürdük hani orasını. Analar babalar ölenler, çoğular çocuğu gelmeyecek olduğundan satıyor. Dışarıdan çok gelen var. İstanbullular çok geliyor. İstanbullardan tağla temel çok alan var. Balı şekerleri sen koy cebine, sen yanında gezerken, tamam mı? Köylüler çilek üretimi yaptıkları için temsili olarak da bir köy, bu köydeki bir tane çilek tarlasını sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle dağların arasında böyle bir sürü çilek tarlaları var. O çilek tarlalarından birisindeyiz. Buranın çileği meşhurdur dostlar. Bu rakımda yetişen, bu havada yetişen bu çileğin aroması gerçekten yediğinizde fark edeceksiniz. Yani şehirlerde aldığımız birçok çileği biliyorsunuz şekerleyip de yiyorlar. Ama buradaki çilek o kadar tatlı, o kadar güzel ki hiçbir şekere ihtiyaç duymadan bunu tüketebilirsiniz. Bakın şöyle sizlere çilek tarlasında göstermiş olayım. Bir amcamız şurada hemen koyunları otarıyor. Onu da çekmek istiyorum. Şu havanın güzelliğine bak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Ben de iyiyim, sağ olun abi. Koyun otarıyorsunuz. Ya emekli insan ne yapacak? Ya çocuk bakacak. 3-5 koyun bakacak. Evet evet. Vakit geçmiyor başka türlü. En güzeli ya. Burada koyunlar için de otlak, yeşillik bol. Bol bol ya. Öyle bir sıkıntı yok. Evet. Nasılsınız abi? Nasıl gidiyor? Teşekkürler. İyi, şimdilik bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Sağ olun. Yaz kış burada mısınız? Sağ olun efendim. Öğrencik'te misiniz yaz kış? Tabii. Ha, ne güzel. Gezdiğimiz köylerde neleri sormamızı istiyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz? Bunları hepsini yorumlar kısmından sorabilirsiniz bize. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için videolarımızı sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla YouTube kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.